Herkese mutlu günler diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu. Her zaman olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımızla bekliyoruz efendim. Program açılıyor ve siz de hazır olun. Çaylarınızı alın. Ekran başına geçin. Biz sizin evinize misafir oluyoruz. İnşallah sizler de güzel bilgiler ışığında güzel pencereler açacaksınız diye umut ediyoruz. Hiç bekletmeyelim o zaman. Tekrar hoş geldiniz diyelim ve işte programımız başladı. Bu bölümünde göz estetiğini konuşacağız. Neler yapılıyor konuşacağız. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı, rekonstrüktif uzmanı da aynı zamanda söyleyeyim tabii ki operatör doktor Arif Eroğlu bizimle birlikte olacak. Şimdi tabii aslında bana sorarsanız bütün bu estetikler e, rekonstrüksiyon çünkü gerçekten yeniden bir şey yapıyorsunuz. Yani bunu sadece hani kopan bir şey yerine koymak gibi algılanıyor e, sizin literatürde tıpta ama e, bence zaten... Bir insanı başka bir insan yapıyorsunuz yani. Bunun da payı var. Hocam nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkürler. Nasılsın? İyisin. Ben iyiyim. Bu göz estetiğini çok seviyorum ben. En son biliyorsunuz ki bizim aramızdaki moda bu sonsuzluk askıları ve göz estetiği. Ben ne kadar arkadaşım varsa hepsi hepimiz böyle bir şeyiz böyle. Buralardan bir şeyler olmuş. Buradan bir şeyler olmuş belli ki hepimiz yavaş yavaş geçiriyoruz artık benim kuşağım. Şimdi selfie çıktığından beri ah. selfie telefonlar çıktığından beri insanlar yüzüne daha fazla ilgi göstermeye başladı. İşte burun ameliyatları arttı. Göz ve kaş ameliyatları arttı. Aynı zamanda bu işte yanak asmalar, ip askılar oldukça arttı. Hatta ve hatta gıda ameliyatları arttı. Aa, Çünkü şöyle çekiyor. Aa diyor gıdım varmış. Diyor. Normalde görmüyordu ki. Belki sabah yüzünü yıkarken bir görüyordu. B hmm. Bütün gün bir de özellikle erkekler. Erkekler neredeyse hiç sabah dışında aynaya falan kendine <laughs> bakmıyor zaten. <laughs> ama telefon çıktığından beri böyle selfie telefonu. Aa gıdım varmış. Aa işte şu varmış. Erkeklerde acayip bir şekilde arttırdı. Aa göz de arttı. Doğru doğru birkaç tane benim arkadaşım var doğru yaptırdı. Fakat bakın şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz genelden yaşla vurgu yapıyoruz ama bazı gözlerde 20 yaşında da Burada fazlalık var. var, hastam var öyle. Benim hatta üst göz kapağında boş, alt göz kapağı böyle öyle. Ay evet evet evet. Kırış kırış olan 23 yaşında, hastam da var. Hani bakıyorlar. Aa ne gerek vardı ki sen bu yaşta niye yaptırdın? Yani niye? Kızın gözünün altında 5 tane çizgi var. Asıl ne Aslında yapılması yapsın? gereken yaş o yaş e, aslında. Tabii ki. Ya, problem varsa her yaşta olur bu. Evet. 23 yaşında da olur, 33 yaşında da olur, 53 yaşında da olur. Yani Yaşın çok önemi yok. Burada önemli olan problem. Özellikle göz problemleri, göz kapağı problemleri insanda ciddi bir şekilde görüntüde deformasyona sebep oluyor. Yani her tarafınız güzel olsa ama gözleriniz güzel olmasa, işte sarkık olsa, kırışık olsa, ne bileyim kaşlarınız emrah gibi baksa. Yani o zaman ...harmoniniz bozuluyor. Evet. Yani yüzünüzdeki tüm diğer... ...güzellikler gidiyor. Nerede öyle absürt... ...oraya uymayan bir şey varsa... ...hiç bir göz... ...onları görmüyor. Direkt problemli olan yere... ...takılıyor. Ondan dolayı da... ...insanlar artık çok daha fazla... ...dikkat etmeye başladı. Bir de tabii her şeyin bir modası var. Hı hı. İşte nasıl... ...kaş kaldırmanın bir modası var. İşte... Badem göz, foxy eyes dedikleri hı hı. işte lateral kantopeksinin hı hı. nasıl bir modası varsa her şeyin bir modası var. Bu sıralar insanlar o yüzden de buna daha fazla ilgi gösteriyor. Çünkü işte foxy eyes denilen göz kapağı ameliyatı tarzıyla da işte badem göz, hı hı. foxy eyes böyle çekik. Biraz şuradan da galiba yukarı, değil tabii mi? Kaştan de da Aslında olay şakak germeyle lateral kantopeksi dediğimiz... Gözün yanının yukarıya doğru çekilmesi. Bu zaten normalde yapılan bir şey. Normal göz kapağı ameliyatlarında. Niye? Çünkü eğer göz e, kantus dediğimiz bölge hem içte var hem hmm. dışta var. Yani gözün kenarı işte burada da var burada da var. Bu dış kenar iç kenardan aşağıda olduğu zaman o zaman böyle... Hmm hoş olmayan bir estetik olmayan bir görünüm çıkıyor. Normalde biz göz kapağı ameliyatı yaparken bunları da askılayarak zaten düzeltiyorduk ama şu an aynı seviyede olan veya daha da fazla yukarıya çektirmek isteyen hastalar ve o görünümden hoşlanan insanlar olduğu için tekrar bu gündeme geldi doğal olarak Biz en çok yaptığımız şeylerden biri kişilerde, Özellikle üst göz kapağı ameliyatı. Hmm. Çünkü yüzde en çabuk hasarlanan bölge üst göz kapağı. Hemen fazlalık ortaya çıkıyor. Çünkü mak eğer kadınsa makyaj yapamıyor bir kere. Tabii. Makyajda problem yaşamaya başlıyor. Orada. çok kötü oluyor. Ya da orada bir makyaj fazlalığı artık hmm. oluşuyor böyle kapkara yemyeşil artıklarla gözünü kapadığı anda orada evet. gözüküyor. Alt göz kapağında da aynı bir deri kırışıklığı, orada buruş buruş bir deri olduğu zaman o da sorun yaratıyor. Göz kapaklarında deri fazlalığının yanında aynı zamanda yağ torbalanmaları da olabiliyor. Hmm. Alt göz kapağında da, üst göz kapağında da, özellikle üst göz kapağında iç kısımda olur onlar. Böyle dışarıya doğru çıkar, sizi yaşlı gösterir. Alt göz kapağında hem içte hem ortada fazlasıyla olabiliyor. O zaman böyle boğum boğum yağ torbacıkları, hoş gözükmüyor tabii. Hemen hastalar bunları aldırtmak istiyorlar. Bunlar lokal anesteziyle yani uyuz, hastayı uyutmadan, klinik şartlarında rahatlıkla yapılan ameliyatlar. Yeter ki yeterli donanımınız olsun, steril çalışın, yeterli alet tedavisiniz olsun. Rahatlıkla klinik ortamında bir saat içinde yapabileceğiniz, bir ameliyat bu. Hasta fazla göz kapaklarıyla gelir. Bir saat sonra üstte birer tane bantla çıkar gider. Göz, yüzü gözü de kapanmaz bu ameliyatta. Ve yüz bölgesi çok çabuk iyileşen bir bölge olduğu için göz kapağında da öyle. Çok çabuk iyileşir. Eğer öyle dokunduğunuz zaman moraran bir tip değilseniz de ameliyat sonrası ne ciddi bir morluğunuz olur ne ciddi bir şişliğiniz olur. 3-4 gün sonra her şey unutulur gider siz yeni görüntünüze alışmış olursunuz bile göz kapağı ameliyatıyla beraber ne daha çok isteniyor veya ne gerekiyor genelde kaş veya şakak askılama hmm. İkisi beraber çok güzel yani kuru fasulye pilav gibi Aynı ne güzel bir göz kapağıyla özellikle kaş çok güzel yakışıyor birbirine hmm. çok iyi tamamlıyor ve erkeklerde de mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Amaç kaşı yukarıya doğru fazla kaldırmak değil. Amaç özellikle erkeklerde zaten üst göz kapağı fazlalığı ile beraber bir de kaş düşüklüğü oluyor. Hmm. Kaşlar da düşüyor böyle aşağıya. Siz oradan deri çıkarttığınız zaman neredeyse bir buçuk iki santimlik bir fazla deri çıkartıyorsunuz arada. O bir buçuk iki santimlik deriyi çıkarttıktan sonra bakışlar güzelleşiyor ama kaş da aşağıya doğru yer değiştirebiliyor. Ya da olduğu yerde kalsa bile ara daralıyor. Ya bir i̇şte, de göze batıyor hocam. Bir taraf çok güzel olunca şimdi öbür tarafın olmaması göze batıyor. İşte kaşı yukarıya o yüzden asmamız gerekiyor. Niye? Çünkü kaş daha aşağıya inmesin. Hatta mümkünse biraz da yukarıya çekelim diye. Yukarıya hafifçe çektiğinizde gözün güzelliği ortaya çıkıyor. Erkek hastalarda da tek başına hasta göz kapağı ameliyatı yaptırmışsa, fazla üst göz kapandaki deriyi aldıkmışsa, kaşı olduğu gibi bırakmışsa genelde mutsuz oluyor. Niye? Çünkü kaşlar aşağı çok yakın iniyor ve hasta "Ben de bir şey değişmedi." diyor. Halbuki değişti ama kaş hala aynı yerde aşağıda arası açılmadığı için bakışlardaki o mutsuzluk e, cansızlık evet, kaybolmuyor. Evet. Halbuki kaş da yukarıya doğru asılmış olsa o bakışlar birdenbire değişecek. Gözler birdenbire büyüyecek. Tabii ki Türk halkının en büyük problemlerinden biri o. Yani yüzde estetik olarak ufacık gözlerde. Eğer siz kaşları yukarıya kaldırmadığınız zaman göz kapağı ameliyatı kendini göstermiyor. Doğru. Yani öyle küçük küçük kalıyor. Halbuki kaşları hafifçe, şaka hafifçe yukarıya kaldırdığınız vakit gözün yapılmış olan güzelliği hemen ortaya çıkıyor. Başka neler yapıyoruz yüzde? Hı hı. Lokalle yaparken. işte bunları destekleyecek bir şekilde eğer alt göz kapağında da fazlalıklar varsa o fazlalığı da aynı anda alabiliyoruz. Fazla yağ torbacıkları varsa onları da kolayca alabiliyoruz. Alt göz kapanda problem yok ama çöküklükler varsa o zaman oraya da müdahale ediyoruz. Oraya dolgular yapıyoruz. Kemiğin üzerine dokuları yukarıya kaldıracak o çöküklüğü kaybedecek şekilde dolgular yapıyoruz. Bunun amacı ne? Bunların amacı hepsi göz bölgesinin yani üst yüzün güzel gözükmesi. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Bir tanesini yaptığınız zaman diğeri orada durunca bozuyor görüntüyü. Yaptığınız işi göstermiyor. O yüzden hasta geldiği zaman değerlendirme yapıyorsunuz. Bakın burada var, bu var, şu var. Tek başına bunu yaptırırsanız şöyle bir görüntü elde edersiniz ama hepsini yaptırırsanız Şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bunları baştan söylemek gerekiyor hastaya. Çünkü siz söyleyince hasta fark ediyor çoğunu. Doğru aslında baktığınız zaman öyle bir gerçeklik var. Şimdi hocam şunu merak ediyorum. İz kalıyor mu? Birincisi. Ee, ikinci merak ettiğimde ne zaman tam iyileşir ve makyaj yaparız? Biz kadınlar için söylüyorum bunu. Özel gözde. erkek kadın hiç fark etmez. Göz kapağında iz düzgün bir cerrahi yapılmışsa kalmaz. Yani gözünü kapatsa bile... Orada ciddi bir iz göremezsiniz. Hı hı. Düzgün yapılan işlerde bu böyledir. Genelde ameliyattan eğer dikiş atılmışsa ameliyattan 3-4 gün sonra dikişler alınır. Hı hı. Kızarıklığın kaybolması kişinin tenine bağlıdır. Yani bu 3 ayda sürebiliyor. Tene bağlı 6 ayda sürebiliyor. Ve genelde 15. günden sonra rahatlıkla makyaj yapılabilir yani 15. günden sonra makyaj fondöten her şey serbest o yüzden ee, onları da kullandığınız zaman zaten kimse anlamaz ah, orada bir ameliyat izi olup olmadığını ama ben hatırlıyorum geçmiş zamanlarda daha uzun kesiyle hmm. daha uzun kesiyle yapıyorduk üst göz kapağı ameliyatlarını onlarda bile ben iki sene sonra iz nerede görmüyordum yani hasta gelmiş 2 sene sonra hmm. kontrole bakıyorum Size ne yapmıştık diyorum. Göz kapağı yaptınız diyor. Bakayım yapmış mıydık gerçekten? Yani ben hatırlamıyorum. O kadar iyi iyileşiyor ki yüz bölgesi çok iyi iyileşen bir bölgedir. Yeter ki siz düzgün bir şekilde yapmanız gereken şekilde işinizi yapın. Aslında baktığınız zaman ne kadar önemli değil mi? Göz direkt temas bence. Aynen. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi askılama yönteminden bahsettiniz. Kaç ip kullanıyorsunuz hocam? Özellikle e, ben şu şeyi çok seviyorum. Yukarı kaldırmayı. Değil mi? Fox eyes deniyor. E, Cat eyes deniyor. Badem göz deniyor. Mesela. Şimdi, göz ameliyatı olsa ya da olmasa. Evet. Bir hasta şakak bölgesinin kaldırılmasını istiyorsa şakak dediğimiz Hı -hı. bu bölge. Şurası değil evet. mi? Evet şu. Şimdi Bursanıza. bunu bir iple de yani bir çift hı hı. iple de iki çift iple de yapabiliyoruz. Hı. Şimdi niye böyle diyorum? Çünkü kaşı istediğimiz noktadan tek iple de kaldırabildiğimiz gibi kaşla şu elmacık bölgesi hı. ve şakak bölgesini beraberce kaldırdığımız kişiler de oluyor. Hı. Yüze ip koymuyoruz da hem e, elmacık bölgesine hem şaka yukarıya doğru çeken bir ip yerleştirip aynı anda kaşı da yukarıya doğru çeken ayrı bir ip koyduğunuz zaman herhangi bir cerrahi yani deri kesmeden etmeden ciddi ee, bir cerrahi yapmanız gerekmeden lokal anesteziyle de ip askıyla sonsuzluk askısı dediğimiz ip askıyla o foxy ice ya da vadem göz ya da cat ice denilen görüntü yaratılabiliyor. Ne güzel. Aslında bir sürü şey yapılabilir. Benim soracaklarım bu kadar. Siz son olarak neler söylersiniz? Özellikle merak ediyorum çünkü göz önemli. Vallahi hastalar ihtiyaç duyuyorlarsa, alt göz kapağında, üst göz kapağında... ...kırış kırış derileri hı hı. birikmişse yaşın hiçbir önemi yok. Hasta 20 yaşında da olabilir, 70 yaşında da olabilir. Bu lokal anestezi altında bir saat içinde Klinik şartlarında hiç hastaneye gitmeden rahatlıkla kurtulabilecekleri bir problem. Büyütmesinler, dertlenmesinler. Çözümü oldukça basit. Lokal anesteziyle klinik şartlarında rahatlıkla yapılan bir saat sonra küçük bir bantla eve gittiğiniz hı hı. ve yaklaşık 4-5 gün sonra da kimsenin sizin cerrahi yaptırdığınızı anlamayacak kadar güzel sonuçları olan bir ameliyat. Çok teşekkür ediyorum hocam bizimle birlikte olduğunuz için. Operatör Doktor Arif Eroğlu bizimle birlikteydi. Estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve bu dakikalarda... Şahane bir konu ve şahane bir konuğumuz bizimle birlikte. Zühre Sinem bizimle birlikte astrolog konuğumuz. Artık biliyorsunuz ki ben astroloji dilisi bir sunucu olarak <laughs> çok seviyorum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl olacağız? Biz bence size soralım. Yani Burada bana bir şey sormanın çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ya maalesef aslında iyi bir dönemde değiliz. Zaten aşikar her şey çok belli hmm. ama biz böyle kötü kötü konuştukça insanlar ya felaket tellalı mısınız hiç susmuyorsunuz falan diye tepki gösterir ama elimizde olan bir şey değil aslında. Gökyüzü bu halde olduğu için mecburen hmm. bu şekilde biraz olumsuz konuşacağız yine maalesef. Peki şimdi soracağım size olumsuz soruları ama 19 Kasım'da bir tutulma daha var bitmedi bu tutulmalar. Ne yapacağız bu tutulma bizi nasıl etkileyecek? <laughs> nasıl kedi gibi sorduma kötü şeyler söylemem. Şimdi diye. 19 Kasım'daki tutulma biraz tehlikeli bir tutulma. Hı. Çünkü Algol etkili bir tutulma. Algol de gökyüzündeki en kötü yıldızdır. Şeytani yıldız olarak da nitelendirilir. Ee, aynı, aynı zamanda Medusa ile hmm. anılır ve hmm. Medusa da mitolojide şeytanlık Medusa da mitolojide Perseus'un da başı kesilerek öldürdüğü bir Karakter. İşte Medusa terstir ya e, düz bakmanız gerekiyor diye. evet. Aynen, yılan aynen öyle. Bir mitolojik Tabi Tabii karnım. hal böyle olunca tabii baş kesmelerle ilgili cinayetler, kadın cinayetlerinde artışlar maalesef ki. Kadına şiddette hmm. artışlar olabilir. Ee, bu dönemlerde böyle algol etkili dönemleri incelediğimizde genetik projeler konusunda hızlanmalar yaşanmış. Hmm. Aynı zamanda virüsler mutasyon geçirmiş. Şimdi e, yeni bir mutasyon söz konusu olabilir. Hatta e, çocuklara e, daha çok hmm. geçebilir. Fakat o, çok da olumsuz düşünmemek lazım. Çünkü bu dönemde işte spreydir, ilaçtır. Bunların daha çok gelişeceği bir dönem olabilir olarak gözüküyor. Hmm. Zaten aslında açıkladılar. Bir tablet bulunuyor şimdi. E, yine bu hani bizim e, adını vermek yasak olabilir diye veremiyorum şimdi. Almanya'da bulunan iğne var ya evet. onun firması şimdi bir tane tablet üretti evet. ve Covid'de %90'a varan başarı şansı elde ettiler. İnşallah o zaman iyi Aynen, haber alırız. Aynen harika belki de kullanıma geçecek. Yani İnşallah, evet onay olay bekliyorlar şimdi. Aynen Süper. öyle. Aynı zamanda yeraltı ve yerüstü faaliyetlerinde çok fazla çoğaldığı Aa, dönemlere işaret ediyoruz. Maalesef deprem tarzında şeyler olabilir. Kesin olacak diyemeyiz. Çünkü ben bu tutulmayı daha çok meteorolojik olayların hmm. çok yüksek boyutlarda olacağını düşünüyorum. Belki de ani hava değişimleri, mevsimsel değişimler. Örnek hmm. veriyorum sabah kışı yaşıyoruz, akşam yazı yaşıyoruz. Yani değişik hmm. bir mevsimsel döngüye girebiliriz. Bunun dışında tabii ekonomik krizinde görülebileceği maalesef ki gözüküyor yine ekonomik krize karşı insanların işte ne bileyim, gerekmedikçe borç edinmemesine <laughs> keselerin ağızlarını sıkmaları gerektiğini evet. söyleyebilirim. Toprak çok önemli olacak. Mümkünse toprak arazisi almalarını e, ya da ne bileyim ekilir biçilir arazi bir kenarda tutmalarını tavsiye ederim. Çünkü e, gıdayla da çok alakalı olduğu için e, özellikle önümüzdeki bu bir buçuk sene hani bu tutulmayla başlayan artık bir buçuk sene boyunca gıdanın önemini e, artık gıdaya ulaşamama tarzında problemler olabilir maalesef. ki. Şimdi toprak ekip ve biçenler için o zaman aslında bir yandan iyi bir haber. çünkü. Evet onların çok daha iyi geçireceği bir dönem. Aynen öyle. Belki biz de böyle bir edineceksek bana geçenlerde bir başka astrolog şey dedi. Toprak alacağınız zaman için iyi bir dönem bu zaman dedi. Aynen öyle. Aynı şeyi söylediniz. o bana da bakmıştı çünkü. <laughs> evet. Ben her dakika baktırdım. <laughs> Onun dışında tabii boyun rahatsızlıkları, boğaz rahatsızlıkları olanlar, tiroidlerinde problem olanlar, fıtıkları olanlar, levlerinde sıkıntı olanlar ekstradan bu dönemde dikkat etmeleri önemli neden bu bölgelerle alakalı rahatsızlıkların çoğalacağını gösterebilir. Peki burçlar üzerine etkilerini konuşalım mı birazcık? Tabii konuşalım ama birkaç bir şey daha söylesem olur mu sizin tabii, tabii. için? Yılanlarla ilgili problemler olabilir. Hmm. Elmas ve pırlantada değer yükselişi olabilir. Bunun dışında tarihteki Aygol tutulmalarına baktığımızda 28 Mart 2005'te Endonezya'da deprem olmuş ve 900 kişi vefat etmiş. 28 Temmuz 1976'da Çin'de deprem olmuş 240 bin kişi vefat etmiş. 1978'de Halkın Tapınağı Kilisesi vaizi 911 müridini intihara sürüklemiş. 16 07 1954'te nükleer enerji testi yapılmış. Bu arada e, Algol etkisi olanlar haritasında ekstradan etkilenecekler bu tutulmadan. Algol aktif olan insanlar ise Ünlü cerrahlar, işte ünlü müzisyenler, sanatçılar, astrologlar aynı zamanda bizde dini liderler, ünlü ressamlar, işte devlet adamları, seri katiller ve rütbeli askerlerde Algol yıldızı genellikle aktif durumdadır. Örneğin örnek vermek gerekirse, mesela Ted Bundy var. Kendisi tecavüzcüydü, aynı zamanda seri katildi ve elektrik şokuyla idam edildi. Hmm. Aynı, aynı zamanda Algol elektrikle de çok alakalıdır. Mesela hmm. e, Einstein'ın e, ondan sonra baktığımızda Tesla'nın haritasında da mesela hmm. Algol yıldızı aktifmiş. O yüzden Van Gogh mesela, Picasso, Da Vinci, Stalin, Hitler gibi çok önemli isimlerde Algol yıldızı aktifti. Biz bunu nasıl bileceğiz peki? hangi yıldızımız aktif? Doğum haritasına baktırmak lazım. Doğum haritasına baktırmak lazım. İşte e, hangi gezegeniniz evet. Tamam. Gezegeninizle kavuşuyorsa vesaire hiçbir sıkıntı yok. Şimdi isterseniz burçlara evet. geçelim. <laughs> Bu doğum haritasını çok önemsiyorum özellikle sordum. E, çünkü orada aslında mesela şimdi hanımefendi diyor ya çok kötü olacak. Şimdi sizin haritanıza özel aslında sizin için bir dönem olabilir o dönem. Aynen. Onun öyle. için bence birebir haritaya herkesin Belki hangi astroloğu istiyorsanız. Kesinlikle. E, ben herkesi istediğim için herkesi <gülüyor> <gülüyor> Aynen ediyoruz. işlerine kim siniyorsa. Evet yani bu doğum haritası çok önemli bir şey. Bu korona döneminde de gördük. Bazısına çok kötü gelen bazısına çok iyi geldi. Onun için ben hiç böyle çok e, genel şeylere bakmayıp kendi haritamla ilgili olanına daha önemsiyorum. Onu söyleyeyim. Burçlar üzerindeki etkisine geçelim mi? <laughs> evet. Çok iyi bir noktaya değindiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Neden? Çünkü bana sürekli diyorlar ki ya niye burçları kısa tutuyorsun? Burçları kısa tutuyorum çünkü ben sizin haritanızı bilmiyorum. Şimdi evet. çok yorum yapmak e, belki de sizin hayatınızı şekillendireceği için ben de korkarak aslında anlattığım için e, kısa tutmak durumunda duruyorum. Şimdi koçlar e, para durumlarına biraz dikkat etsinler. Gereksiz tamam. para harcamaları yapmasınlar. Para kayıpları yaşayabilirler. Yatırımlarını dikkatli yapsınlar. Boğalar biraz agresyonları yüksek olacak. Kimse yanaşmasın derim. Biraz e, sakin olmaya çalışsınlar. Olur. <laughs> İkizler e, biraz bilinçaltına altına yöneleceği hmm. bir dönem. Biraz yalnız hissedeceği aslında ikizler normalde pek kendini yalnız bulamaz ama biraz daha yalnız hissedeceği bir dönem olabilir. E, yengeçlere baktığımızda sosyal çevrelerindeki bir takım insanlardan kötülükler görebilirler. Ay yine mi? Ne kadar <gülüyor> şaşırdık. <gülüyor> Onlarla işte muhabbeti kesebilirler. işte Aa. Konuşmayı kesebilirler. Arkadaşlarıyla aralarına soğukluk girebilir olarak gözüküyor. Hmm. Aslanlar kariyerleri ile ilgili çok önemli bir döneme girdiler aslında. Süper. E, işte bazıları gerçekten bir atılım yapıp çok iyi yerlere de gelebilir. Bazıları da gerçekten e, iş kaybı da yaşayabilir. O yüzden dikkat. Kariyeri dikkat. Evet. <laughs> Başaklar e, seyahatlerde ekstra dikkatli olsunlar. Sıkıntılar yaşayabilirler. Hmm. İlla kaza demeyelim. Belki de bagajını kaybedecek yani. Uçak çok yapacak. İyi düşünmüyor. Çok da kötü düşünmeye <laughs> gerek yok. E, onun dışında eğitimlere başlama kararı alabilirler. Hmm. Ama onlar için gerekli olup olmadığını öncelikle bir sorgulamalarını tamam. tavsiye ederim. Teraziler maddi durum durumlarına dikkat edecekler borç edinmeyecekler mümkün hmm. olduğu e, kısımda da borç vermeyecekler e, almak biraz zor olabilir sonrasında akrepler evlilikleri ilgili problemler yaşayabilirler ilişkilerinde tartışmalar ve sıkıntılar olabilir e, bunlara biraz dikkat etsinler yaylar sağlıkları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirler Biraz e, sağlıkları tehlikeye girebilir, e, çok yoğun bir tempoda çalışabilirler. Bunlar e, yorucu olabilir. Oğlaklar e, çocuklarına ekstra dikkat etsinler, çocuklarıyla bir tık daha ilgilensinler. Borsadır, işte e, spekülatif yatırımlardır, bunlara pek e, bulaşmasınlar. <laughs> e, ondan sonra kovalar, aile hayatlarında bir takım problemler olabilir. Zaten aslında sene başından beri bunları yaşıyorlar. Bu aile hayatlarındaki problemleri biraz örtbas etmeye çalışsınlar, onun hmm. dışında taşınma gibi bir gündeme olsa da taşınmasınlar. Balıklarda iletişim problemleri yaşayabilirler. Bol bol yanlış anlaşılabilecek bir süreç olabilir onlar için. O yüzden dikkatli konuşmalarını tavsiye ederim. Evet. Böylece burçlardan da geçtik. Şimdi ben kısa kısa aslında bir sürü soru soracağım size. Evet. Geleceğin meslekleri ve zamanla bitecek sektörler. Şimdi bu dönem Astrolojide bunlar çok aslında sorulan sorular oldu. Evet. Bir anda baksanıza online'a geçildi dünyada. Aynen Hiç öyle. düşünür müydünüz bu kadar Ay. olacağını? Kesinlikle düşünmem. Muhtemelen düşünürdünüz de. Ya, düşünür evet mi? düşünüyordum <laughs> ama yani şu an mesela bu marketlerin artık eve gelişi bile <laughs> beni hala şok ediyor. Yani mükemmel bir şey diyorum yani. Peki gelecekte ne olacak sizce? Ne diyor ya aslında tabii ki de, ve astroloji? Yani çok belli bir şekilde her şey dijital. Hı hı. Önemli olan meslekler. Yani gelecekte çok parlayacak meslekler. Veri uzmanları. veri... Analistleri, dijital hmm. pazarlamacılar, bilgi güvenliği uzmanları, siber güvenlik. Ondan sonra yazılım geliştirme uzmanları, uzay ile ilgili meslekler çok ileride revaşta olacak olarak gözüküyor. Tamam. Kaybolacak meslekler de var tabi. Özellikle bankacılık. Yani farkındaysanız zaten elektronik bankacılık belki de hmm. ileride banka diye bir şey bile olmaz yani o yüzden çok şey yapamıyorum. Hmm. Ee, onun dışında e, tabii önümüzdeki 3-4 sene otomotiv ve emlak sektörü bu da büyük ihtimal bu yaşadığımız ekonomik krizden kaynaklı hmm. olacaktır. Zaten emlak sektörü şu anda e, coşmuş durumda. Evet kesin. E, otomotivde de araba yok. Bu <laughs> şu anda başladı Aynen yavaş yavaş. Aynen öyle. Çok Başladık katılıyorum bile. size. Şimdi biz 19 Kasım tutulmasından <laughs> bahsettik programın en başında. Bir de 24 Aralık Satürn Uranüs Karesi. Evet. Bunlar ne yapacaklar? <laughs> Allah'ım huzurun yerini artık. Evet şimdi bu aslında biz bu satürn-uranüs karesini sene başından beri yaşıyoruz. Hmm. Yani 17 Şubat'ta bir yaşadık 15 Haziran'da bir yaşadık. Yani aslında sene başından beri ne yaşadığımızı düşünürsek bununla ilgili devrimsel bir sürecin geldiğini aslında öğrenebiliriz. Bunun dışında geçmişteki Satürn-Uranüs karelerine baktığımda, öncelikle ben bunu söylüyorum çünkü sonrasındaki söylediklerim en azından bir altyapısı oluşsun diye. Şimdi 1999'da Gölcük ve Düzce'de deprem olmuş Satürn-Uranüs karelerinde. 1976'da Fidel Castro Küba başkanı olmuş. Çin'de de deprem olmuş. 1930'da Plüton keşfedilmiş. 1909'da 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş. Şimdi bu ne olabilir? Birincisi para piyasalarında ani değişimler olabilir. Zaten sene başından beri bunu hmm, yaşıyoruz. Hmm. Otoritelere karşı yani bu illa Türkiye diye bir örnek yok bu arada. Otoritelere karşı dünya çapında ayaklanmalar olabilir. Hı hı. ...baskıdan hoşlanmadığımız bir dönem olacak. Aynı zamanda depremler olabilir dediğim gibi. İnternet ve elektrik kesintileri olabilir. Uçak kazaları olabilir. Hı. Ani hava değişimleri yine. Hava ile ilgili. Zaten aslında bence bunu da yaşıyoruz sene başından beri. Hava gerçekten... ...bilmiyorum kış geldi mi, yazda mıyız, ortasında Bada mıyız? da gelmemişti. Evet evet çok tuhaf bir şekilde tam ortadayız yani. Bir mevsimsel bir geçişi hissetmiyoruz da. Ben böyle görüyorum. Şimdi... Burçlara geçelim mi? En önemlisi bu kare burçlara ne yapacak? <laughs> Aynen öyle. Şimdi Koç ve yükselen Koçlar sosyal çevrelerine dikkat etmesi gereken bir dönem. Her zaman yani bu yıl itibarından beri aslında bunu hissediyorlar. Ticari girişimleri varsa çok geri planda durmalarını tavsiye ederim. Hmm. Ticari girişimlerden olumsuz sonuçlar alabilirler. Boğalar anne babaları ile ilgili gündemleri oluşmuş olabilir. Sağlık konusunda olabilir özellikle. Hmm. Aynı zamanda kariyerleriyle ilgili ya bu işten ayrılsam mı hmm. artık şu patronumun baskısından usandım bıktım tarzında e, davranışları konuşmaları olabilir. O yüzden e, onların da böyle işten ayrılma ya da tekrar bir işe girme tarzında süreçleri olabilir. İkizler e, düşüncelerinin çok değiştiği fikirsel anlamda çok güzel bir süreçten geçtiler. Aslında çok büyük sorgulama içerisindeydiler. Onlar için ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani kafasındaki çoğu şeyi halledebilecekleri bir dönem. Yengeçler sosyal çevrelerine dikkat etsinler. Para konularına çok dikkat etsinler. Kredidir, borçtur vesairedir bunlara girmesinler. Aslanlar ortaklıklarına dikkat etsin. Aslanları çok üzülüyorum. Aslandır, boğadır, akreptir, kovadır. bunlar seni zaten Gerçekten hayatın... E, darbe üstüne e, darbe aldılar aynen. Değil mi? <laughs> aynen şu seneden hissetmeye başladılar. Seneye artık sanki daha çok hissedecekler gibi o yüzden biraz üzülüyorum. Kariyer anlamında sıkıntı olabilir. İşte ortaklıklarıyla, ilişkileriyle hmm. alakalı problemler olabilir. Başakların çalışma hayatlarında değişiklikler olabilir. İş değiştirme, yeni iş bulma, hmm. bunun dışında işiyle alakalı eğitim alma tarzında olabilir. Terazi ve yükselen teraziler e, kredi borç konularına dikkat etsinler. Mümkünse yatırım yapmasınlar. Yatırımları boşa çıkabilir. Akrep ve yükselen akrepler ilişkileriyle alakalı gelişmeler olabilir. Taşınma Hı -hı. konuları çok aktif olabilir. Zaten bu sene onlar için ev yuva kurma senesiydi ama tabii iyi olur mu onu da bilmiyorum. Yay ve yükselen yaylar e, çalışma hayatlarında gelişmeler yaşayabilirler. Kardeşleriyle alakalı sağlık tamam. problemleri varsa bunlara ekstradan dikkat etsinler. Oğlak ve yükselen oğlaklarda e, yine para konularında sıkıntılı olan burçlardan e, <laughs> dikkatli harcama yapsınlar. Çocuklarına fazla e, harcama yapabilirler. Tamam. Kova ve yükselen kovalarda taşıma konuları olabilir. Aileyle alakalı konular olabilir. Bunlara dikkat etsinler. Balıklarda ee, yine düşünce ve fikirleri değişenlerden e, yeni bir eğitim alabilirler. Eğitim onlara iyi de gelebilir kötü de ne zaman aldıkları önemli. Evet. Ee, onlar da bu şekilde etkileniyor. Valla doğum haritanıza baktım. ben her zaman söylüyorum genel aslında burcunuza değil size özel. Gün gün zaten ne olacağı doğum haritanızda belli oluyor. Astrologlar tarafından da bu size söyleniyor zaten. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz edeyim. için. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. Sinem bizimle birlikteydi. Valla ben de öyle. Hmm. Görüşelim olur mu? Olur <laughs> in. inşallah. Bekliyoruz çünkü bu şeyler bitmiyor. <laughs> bir tutulma, bir ay dönümü, bir bilmem Yani Bizdeki aslında astrolojik verilerin ucu bucağı yok. Ve biz çok inanıyoruz Türk halkı olarak da. Evet. Takip ederseniz de göreceksiniz ki aslında size çok yol gösteriyor astroloji. İyi takip etmek ve iyi aslında okumak gerekiyor. İyi bir astrolog tarafından yönlendirilip. Zühre Sinem bizimle birlikteydi. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> ve reklamları izledik sonrasında operatör doktor Onur Kulaksızoğlu ile birlikteyiz efendim yine bu dakikalarda. Şükür benim iyi. zamanım geldi. Onur <laughs> ve sinir cerrahisi uzmanı. Ha. Onu da belirteyim tabii ki. Hiç söz uzatmıyorum ben hemen çekiliyorum ekrandan size bırakıyorum. Bugün ne anlatmak istersiniz hocam? Ya bugün aslında biraz e, hasta hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Hasta hikayeleri her zaman için çok önemlidir. E, çok tatlı bir hastam geldi. E, Sunu Hanım. Şimdi isim olarak veriyorum zaten soyad vermediğim için e, çok rahatım. Kendilerinden izin almama rağmen sadece isim veriyorum ama Sunu Hanım 72 yaşında. E, ve omurilik kanal darlığı hastası. Kanal darlığından dolayı müjdarip. Çünkü bütün özgürlüğü kısıtlanmış durumda yol yürüyemiyor yürümeye kalksa mesela bir pazara gidiyorum pazarcılar beni tanıyor diyor artık niye dedim tanıyorlar yani devamlı gittiğiniz pazar mı hayır iki tane e, tezgah arasında dinlenmek için getir oğlum şu sandalyeyi oturacağım diyormuş artık onu görenler tık hemen sandalye hazır geliyorlar ellerinde sandalyeyle oturtuyorlar. O da dinleniyor. Sonra iki tezgah daha yürüyor. Tekrar dinlenmek zorunda kalıyor. Niye mi? Çünkü kanal darlığı buna izin vermiyor. Şimdi <laughs> Suna Hanım gibi birçok hasta var aslında. Kendinize de bu konuda örnek yapabilirsiniz. Suna Hanım e, bir şekilde benim o bulunduğu yerden e, bir herhalde e, sosyal bir e, platforma da üye. Oradan birkaç kişi ameliyat etmiştim. Oradan bana ulaşıyor. Bana telefonda ilk sorduğu şey. Ben ameliyat olursam yürür müyüm? Şimdi bakın o kadar ciddi bir soru ki. Yani düşünsenize bir restorana gidiyorsunuz. Ben bu yemeği yersem doyar mıyım? E doyarım. Yani veya bir bir tane daha yersiniz doyarsınız ama bir şekilde o normal standartlarda sizi doyurur. Biz beyin cerrahlarına neden böyle soru soruluyor biliyor musunuz? Çünkü beyin cerrahisinin ameliyatlarından sonra felç olma riski var. Veya omurga cerrahisinden sonra felç riski var, ayağa kalkamama riski var, kötürüm kalma riski var. İşte bu 72 yaşında bir insanın korkulur rüyası. Çünkü o yaşına kadar gelmiş kader. bundan sonra ne kadar yaşayacağı daha belli değil. Ee, ama bundan sonra da aman yürüyorum ya, sağlıklı olayım, yatalak kalmayayım da lanet olsun ben hani e, az az yürüyeyim deme şanssızlığı var. Yani beyin aslında öyle işliyor. Çünkü kötüyü düşündüğü zaman aman aman uzak dursun diyor. Ben hastama dedim ki çok özür dilerim ben sizi ameliyat edip de yürümeyecekseniz eğer ayağa kalkmayacaksanız ben niye sizi ameliyat edeyim dedim. Nasıl yani dedi. E dedim ben burada neredeyse haftada 10-12 tane bu ameliyattan yapıyorum. Yani ayda 50'nin üzerinde bu ameliyattan yapıyorum. Eğer bu hastalarımız Allah'a şükürler olsun yürüyüp kalkıp gezmeseydi o zaman beni burada barındırırlar veya bizim bu mesleğimiz meslek olur mu? Herhalde olmaz. Değil mi bu meslek? aman ya bu başarısız bir meslek kapatın bu meslek grubunu der kapatırlardı. Beyin cerrahisi diye bir şey olmazdı. Veya omurga cerrahisi diye bir şey olmazdı. Ben bu ameliyatları özellikle de sizlere buradan anlattığım gibi mikro cerrahi yapmanın avantajıyla anlatıyorum. Yani belki eski açık ameliyat şanssızlığını yaşayan kişiler, aa hocam ben ameliyat oldum ayağa kalkamadım işte şöyle oldu böyle oldu diyebilirler. Doğru. Ama mikro cerrahi de bu Yüzde bir hatta binde birlerde o hastama ben oturdum anlattım ve ameliyata aldığımda geçen hafta aldım bu ameliyata ee, uyutmadan yaptık bu arada epiduralle yaptık o kadar güzel girdi ki ameliyata hasta dedi ki ben anlattığınız her şeyle ve sizin özellikle videolarınızı da izledim ben dedi e, olmuş kadar şu an sağlıklı hissediyorum kendimi dedi. Böyle pür şimdi işte, rujunu falan yapmıştı. Süper. İnanılmaz güzel. Harika bir saçını da yaptırmış. Ben de dedi yıllardır dedi şu pandemi döneminde saçıma boya yaptırmıyordum dedi. Ama dedi hem kendime güzel gözükmek hem de size güzel gözükmek için bunu yaptım dedi. Çok da güzel yakışmış. Ameliyat aldık. Hocam, Ameliyatta peki istersiniz. ne oldu derseniz. Ameliyatta gülmekten biz mikroskopta Suna Hanım biraz durun bir gülmeyin bir kahkaha atmayın dedik. Çünkü o kadar güzel espriler var. O kadar güzel konuşmalar var. Hepsi de dinliyor, kendisi katılıyor. Sonuç ameliyat bitti. İki saat sonra ayağa kalktı, yürüdü. Ertesi gün taburcu oldu ve kontrole geldi. Dün kontrole geldiğinde her şey güllük gülistanlık ve tek söylediği bir şey var. Biz korkularımıza yenik düşüyoruz. İşte korkularımıza yenik düşmememiz lazım. Çünkü artık her şey çok gelişti. İnanır mısınız? Yani bu gelişen şeyler, teknolojiler zannetmeyin ki beyin cerrahisinde de gelişmedi. Tam tersi beyin cerrahisinde o kadar gelişti ki biz teknolojiyi çok yakından kullanıyoruz. O mikroskopta ameliyat yapmak bir şeyi 40 kat büyüterek görmek ve detaylı temizlik yapma şansına sahip bırakıyor. Öyle vidalar platinler takmadan da dar kanal ameliyatlarını yapıyoruz. Hasta çok kolay bir şekilde adapte oluyor ve o epiduralle yani narkozsuz yaptığımız ameliyat sayesinde de ayağa kalkıp yürüyor. Ameliyattan korkmayın. Geç kalmaktan korkun. Sloganımız. Bu sizin sloganınız oldu hocam. Ameliyat... Geç kalmaktan korkun, ameliyattan korkmayın. Evet yani korkularınıza yenilmeyin. Çünkü korkularından yenilerek yıllarca kendilerini kısıtlıyorlar ve hayat konforları ortadan kalkıyor. Peki vakit çok önemli. Vallahi vakit Hocam, çok önemli. Bunu dediğin de dediysem... <laughs> Allah Evet, güzel tabii. bir gün dileyelim o zaman izleyicilerimize. Süpersiniz. Aa. Hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Hemen beni anlayan bir partnerim var. Ee, tabii ki akıllı olması işte doktor olması hekimle yapmam çok güzel bir şey. Benim açımdan çok büyük bir gurur. Görüşmek üzere diyorum bir sonraki randevumuzda yani yarın hocamıza da cuma günü göreceğiz. O zaman göreceğiz. diyoruz. Cuma buluşmak üzere. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. <laughs>